doğum günü yemeğine gidiyoruz bu akşam. Çıkmadan şöyle ne giydiğimi size göstereyim. Stradivarius'tan şöyle indirimden bir pantolon aldım. Bayağı uygun aldım. Bunu giydim. Üstüne de şöyle Zara'nın bir bluzu var. Bunu Sedef vermişti bana. Arkası da şöyle. Şöyle hafif bir dekoltesi de var. Bu ikisini giydim. Durun şöyle çömelip anlatayım. Şu küpelerimi taktım. Bakın bu küpelerimi de Asos'tan almıştım. Asos da buranın Trendyol'u gibi bir alışveriş sitesi. İndirimden aldım bunu da. Bu çok hoşuma gitti ya. Böyle gold bir küpe. Sonra bütün goldlarımı da taktım boynuma. Ojelerimi sürdüm. Makyajımı yaptım. Saçımı yapmaya çalıştım artık olduğu kadar. Ve bu şekilde çıkıyorum. Bir de çantamı göstereceğim size. Çantam da şu. Bershka'nın şöyle bir çantası var bende. Bunu yıllardır her özel güne kullanıyorum. Şurasında bir pufidiği var. Şurasında yine gold bir zinciri var. Bu çantayı takacağım. Böyleyim. Boydan gösteremiyorum size ama. Şöyle yüksek bel bir pantolon bu. Şunun kolları şöyle hafif bol geliyor. Böyle. Bir Fransız restoranına gideceğiz. Çantamda neler var onu da göstereyim. Fotoğraf makinemi aldım. Tuncer bana şöyle filmli bir fotoğraf makinesi hediye etmişti. Birkaç ay önce hediye almıştı. Zaten var bir tane filmli makinem ama o böyle 3 poz şeklinde çekiyor bu tekli. Filmli makinemi alacağım. Dışarıda hava güneşli. Güzel olacağını düşünüyorum. Birkaç fotoğraf çekeriz bununla. Yarın da arkadaşlarımızla beraber kutlayacağız. O zaman da çekeceğim parkta. Bunu aldım yanıma. Rujlarımı aldım. İşte kartımı falan, kartlığımı alacağım. Bu kadar. Çıkıyoruz. Hadi. Hadi çıkıyoruz. Metro ile gidiyoruz. Çünkü City'ye gideceğiz. Piccadilly Circus durağında ineceğiz. Gideceğimiz Fransız restoranı Piccadilly Circus durağına çok yakın. 2-3 dakika mesafede. Tren geldi. Şimdi sizi favori Fransız restoranımıza götürüyoruz. Piccadilly Line'ın Piccadilly Circus durağında indik. Bakın şurası metro çıkışı. Ve gideceğimiz restoran da hemen metro çıkışının karşısında. Zedel bir Fransız restoranı. Bizim daha önce birkaç kere geldiğimiz ve oldukça memnun kaldığımız bir restoran. Hatta hepsinde de benim doğum günümde gelmiştik. Bizim için böyle geleneksel bir şey haline geldi bu. Doğum gününde Zedel'e gidiyoruz. Daha önce çekmedim. Bu sefer sizin için Zedel'i çekmek istiyorum. Size de fikir olsun. Hadi gidelim. Bu ne kalabalık ya. Klasik bir pub önü. Britişler biralarını yudumluyor. Tam arkamda da dünyaca ünlü Moulin Rouge müzikali var. İzlemedik Moulin Rouge'u. Burada yapılacaklar listemde yer alan şeylerden biri de Moulin Rouge'u izlemek. İçeri girelim mi şimdi? Bu arada biz canlı müziğin de olduğu saate rezervasyon yaptırdık. Müzikle dinlemek istiyoruz.
masamız hemen sahnenin önünde yer alıyor. Genelde caz müzik çalıyor. Büyük bir mekan olduğu için görevli biri sizi masanıza kadar getirip size eşlik ediyor. Şu şekilde bu kumaş peçeteleri bulmak çok zor artık. Birçok yer kullanmıyor. Buranın ambiyansını çok seviyorum. Çok kalabalık. Güzel bir atmosferi var bu restoranın. Menüler Fransızca ama eğer isterseniz İngilizce menü de rica edebiliyorsunuz. Biz İngilizce menü istedik. Şurada içki menüsü var. Yemeğe de şimdi karar vereceğiz. Otur oturmaz şöyle baget ekmeğiniz ve tereyağınız geliyor. Ekmekleri de kendileri yapıyorlar bu arada. Hatta ilk geldiğinizde ekmekler fırından çıkmak üzere. Bir 5 dakika bekleteceğiz sizi diye bir uyarıda bulundular. Zaten Fransız bageti, öf, ekmek sıcak bu arada ya. Hemen yemek istiyorum. Tereyağı sıcıyorum. Bu ekmeği buldum. Ekmeklerini kendilerini yapması. Harika. Ekmekle karnımızı doyurmayalım diyeceğim ama doyalım mı? Canlı müzik başladı bu arada. Bakalım çekimler nasıl olacak? Ben soğan çorbası söyledim. Uzun zamandır merak ediyordum. Daha önce hiç içmedim soğan çorbası hayatımda. Tuncer'de şöyle bir patates salatası söyledi ama biraz farklı. Ayağın sicim oluyor. Patates salatasını deniyor. Ben de bakacağım tadına. Ama çorbamı içeyim önce. Lezzetli. Çok lezzetli hatta. Tadına bakman gerekmiyor. Soğan çorbasının yarısına kadar içebildim. Bana biraz fazla geldi ve biraz da ağır geldi açıkçası. Sen beğendiğini söyledin. Hiçbir patates olmasıydı. Şimdi ana yemeklerimizi bekliyoruz. Beyaz şarap söyledik. Tuncer az önce diyor ki şimdiye kadar masanın yıldızı ekmek ve tereyağıydı. Ve ana yemekler geldi. Ben steakhouse söylemiştim. Tuncer de flat steak söyledi. Yanında da şöyle patateslerle birlikte servis ediliyor. Tuncer'in gelmesini bekliyorum. Lavaboya gitti. O gelmeden başlamıyor. Saygısız kalmış. Bu steakhouse da steak olarak geçiyor. Aslında steak'e benzemiyor. Biraz daha köfte formunda. Tuncer'inki daha steak formu. Tadına bakıyorum. Ben medium well pişsin dedim. Çok böyle medium sevmiyorum. Well'dan da sevmiyorum. O da çok kuru oluyor. Medium well benim için ideal. Steakhouse bu restoranın en çok satan yemeği. Oldukça risksiz bir yemek. Yani bunu beğenmeyen olmaz diye düşünüyorum. Gayet lezzetli ve güzel, konforlu bir yemek. Benim buradaki konfor alanım bu yemek. Hep ben bunu soruyorum. Aperatifleri, starterleri falan hep değiştiririm ama ana yemekte genelde bunu soruyorum. Afiyet olsun. Doğum günüm diye bana böyle bir jest yaptılar. Biz tatlı sipariş vermiştik. Ben bunu net sipariş verdim.
Sonrasında galiba sen rezervasyon yaptırırken eşimin doğum günü. Onlar da tatlıyı getirirken bize kimin doğum günü diye sordular. Benim tabağıma bu küçük tatlı makaronu bıraktılar. Şimdi krem brulemin tadına bak. Bu işte. Çok güzel. O kadar güzel ki tadına bakman gerek. Tuvalete. Tuvalete acayip dikkat ederim ve mekanın tuvaleti güzelse o mekan iyi bir mekandır bence. Zedel'den çıktık ve dışarıda bizi çok hareketli bir Londra sokağı karşıladı. Çok keyifli bir akşamdı. Çok güzel bir gece geçirdik. Daha önce dediğim gibi geldiğimiz bir restorandı. Fakat İlk kez 8'den sonra geldik. Normalde böyle 6-8 arası geldiğimiz için 1,5-2 saat içinde kalkmanız gerekiyor. Çünkü 1,5-2 saat içinde kalkmanız gerekiyor eğer 6 gibi gelirseniz. Çünkü bir sonraki partın yetişmesi gerekiyor. Ama biz bu sefer 8'den sonra rezervasyon yaptırdık ve doyasıya oturabildik. Bizden sonra herhangi bir grup gelmeyeceği için rahat rahat oturduk. Canlı müzik çok keyifliydi, yemekleri çok güzel ama benim için öncelikli olarak mekanın ambiyansı çok güzel. Burası benim gözüm kapalı önereceğim bir restoran. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Neyse, bu Zedel benim gözüm kapalı size tavsiye edeceğim bir Fransız restorantı. Genel olarak ambiyansı, müzikleri, yemekleri, her şeyi çok güzel. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Çok kalabalık, arkadan çok müzik sesi geldi. Ne söylediğim tam anlaşıldı mı emin değilim. Uyumuş mudur sence? Tamam. Hadi gidelim öyleyse. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, like tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olmanız beni inanılmaz mutlu eder. Artan aboneleri görmek beni çok motive ediyor. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Siz restoranı beğendiniz mi? Restoranla ilgili görüş ve düşüncelerinizi aşağı yoruma bekliyorum. Diğer videolarımda görüşürüz. Hoşça kalın.